Selam gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, iş güç enerji ünitesi ya da enerji ve hareket ünitesinin ikinci videosuyla toplamdaki 18. video ile birlikteyiz 11. sınıftaki arkadaşlarım. Özellikle bu video gerçekten de çok önemli olacak. Enerji dönüşümlerine bugün başlayacağız gençler. Dolayısıyla bu anlamda lütfen kafayı biraz yorarak bu işlere bakmaya çalışın deyip başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle enerjinin tanımı nedir diyecek olursanız, enerji bakın iş yapabilmenin yeteneği. Yani aslında nedir? Günlük hayatta işi yapabilmemiz için ne gerekiyor? İşte enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. O işi yapabilmek için gerekli olan şey aslında ne deniyor? Böyle biraz kibarlaştırmışlar, yetenek demişler işte. Ve 3 çeşit enerjiyle tanışacağız gençler burada. Sonra da bunların toplamı olan mekanik enerjiyle. Bunlardan birincisi kinetik enerji. Nedir? Cisimlerin neyinden dolayı dikkat ederseniz gençler, hızlarından dolayı sahip olduğu enerjidir. Eğer m kütleli bir cisim v hızıyla sahip ise o zaman kinetik enerjisi nedir? 1/2 m v karedir hatırlarsanız arkadaşlar. Zaten 9. sınıfta da bunları görmüştük. Önemli olan bunları hatırlamanızdan ziyade, tabii ki hatırlamak çok önemli ama beraber kullanabilmemiz önemli. İkinci enerji türümüz ise arkadaşlar yer çekiminden kaynaklı olan potansiyel enerji. Şimdi cisimlerin yeryüzüne göre yüksekliklerinden kaynaklı olan bir enerji çeşididir. Örneğin burası bakın yer olarak verilmiş. Yer yüzeyinden h kadar yukarıda bulunan, tabi burada h ile ilgili bir uyarımız var size arkadaşlar. H dediğiniz şey nedir? Cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliğidir bakın. Ağırlık merkezi. Örneğin bu cismin ağırlık merkezi burası değil mi? Bu noktanın yere olan yüksekliğini alacaksınız. Yani ne kadardır? İşte h kadarsa mgh olarak adlandırıyoruz. Ve bir önceki derste anlatmıştım işte esneklik potansiyel enerjisi vardı 3.'si de. Bir yay denge konumuna göre uzar ya da sıkışırsa işte k yayın esneklik sabiti, x de uzamasıysa 1/2 kx kare diye buluyoruz. Tüm enerjilerinde bir ortak tarafı var gençler. Enerjilerin birimi nedir? Joule diye yazıyoruz. Şimdi öncelikle birer parça şöyle bir enerji çeşitlerinden birer parça yapalım bir. Ondan sonra biraz daha işi büyütürüz. Sürtünmeli yatay düzleme v hızıyla giren cisim yolun sonuna geldiğinde hızının yarısını kaybetmiş oluyor. Hadi bakalım biz canlandıralım bunu. Şöyle bir yatay bir yolumuz olsun arkadaşlar. İşte bir tane de cismimiz olsun. Önce burada olsun. Biraz sonra ne yapsın? Buraya gelsin diyelim. İşte cismimizin bir kütlesi olsun m. Bir de sürati var v. Biraz sonra ne diyor? Sürtünmeli yola girince hızının yarısını kaybetmiş oluyor. Yani v/2'ye mi düştü sürati? O zaman bu birinci durumdaki kinetik enerjisi ne kadardır? E1 diyelim isterseniz. 1/2 m v kare. Peki ikinci durumdaki enerjisini bulmaya kalkarsak bakın 1/2 m v/2'nin karesini alacağız. Hadi sakin gidelim burada. Karesini almak demek ne demekti? 1/2 m. Her ikisinin de karesini aldık. V kare bölü 4 oldu değil mi? Şimdi yüzde kaç diyorsa o zaman basit olarak. Ben buna 100 deseydim. Bu arkadaş bunun 4'e bölünmüş hali olunca 25 kaldı mı enerjimiz? Bak 100 iken 25 kaldı. Ne kadarını kaybettik? %75'ini dikkat ederseniz kaybettik. Potansiyel enerji bakın. Türdeş x ve y cisimleri. Yani bu ne demek? Ağırlık merkezleri şöyle ortalarında olan. İpleri neymiş? Gerilmeleri 3 DYT. Burada da dikkat edeceğiniz en önemli bilgi de şu gençler. Her ip kendi altındakini bak. Kendi altını taşır. Kendi altındaki ağırlıkları taşır. Altındaki ağırlıkları taşır. Tamam. Şimdi buna göre konuşursak o zaman arkadaşlar. Şimdi mesela bundan başlayalım. T ipi kimi taşıyor? Y'yi. O zaman sen ne dersin? Bu arkadaş T ağırlığına sahipse. İsterseniz M de diyebilirsiniz mesela bunu. Bunun kütlesi M ise. Peki 3T kimi taşıyor? Hem X'i hem Y'yi. Bak Y'nin T olduğunu öğrendiysem yukarıdaki ip hem X'i hem de Y'yi taşıyor. 3T'ymiş. O zaman bu adama T verdiysem bu adam 2T'ymiş. Yani o zaman X'in ağırlığı 2T ya da kütlesi dersen de 2M. Şimdi ben bunların potansiyel enerjilerini sorduğuma göre yazıyorum. X'inkisi hadi 2M verdiysek 2M çarpı G. Dikkat edin. Ağırlık merkezinin yeri olan yüksekliği 2H'tır. O zaman bu arkadaşın cevabı 4MGH olmuştur. Peki y'ye geldiğiniz vakit ne oluyor? Bu arkadaşa m dedik dikkat ederseniz. mg ağırlık merkezi burası. Bunun yerden yüksekliğiyle dikkat ederseniz h oldu. O zaman bu da mgh oldu. Neyi sormuşum? X ile y'nin oranı sorulmuş zaten sizlere. 4 olarak da buluyoruz gençler. Özellikle tehlike arz edecek bir soru karışmayan sıvılar. Şimdi burada potansiyel enerjinin ısrarla MGH olduğunu lütfen hatırlayın gençler. Bak öz kütle değil benim kahraman. Şimdi D öz kütleli bir sıvımız var değil mi? Ben bu arkadaşa şimdi bak kütleyi nasıl bulacaktık hatırlayın. D eşittir M bölü V'ye göre. O zaman ben kütleyi bulmak istiyorsam D'lerle V'leri çarpacağız. Şimdi buranın hacmine V desek bu da V yaptı mı? O zaman D ile V'yi çarptığımızda ben bu arkadaşın kütlesine M dersem bunun ağırlık merkezi burada 2M diyebilir miyiz? Hadi bakalım bu durumda neye göre? Kap tabanı. Bak kap tabanına göre yazacağız şimdi. Hadi yazalım ilk durumdaki potansiyel enerji E1. 2M'nin tabanı olan uzaklığı 2MG ağırlığım var. H bölü 2 artı bir tane de yukarıda MG var. Onun yüksekliği dikkat edin. Buradan bir H bölü 2 var. Buradan da bir H bölü 2 var. Bir de buradan da H bölü 2 var. Yani 3 tane H bölü 2 var. Ben bunları toplarsam paydaları topar 2-3 daha. Yani ilk durumdaki enerjiniz 5 bölü 2 MGH idi. Sonra diyor ki şimdi eğlence buradan sonra başlıyor. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Burada genelde hata yaptığımız bir yer oluyor. Diyor ki sıvıları karıştıralım diyor. Karıştırdık. Yeni bir sıvı olacak değil mi arkadaşlar? Tabi burada gidip sakın ola şunu yapmayın arkadaşlar. Şöyle bir boyayalım şöyle. Yeni bir sıvımız oldu. Sıvımızın yükseklikleri gene bakın buralar H ve H oldu. Hacim değişim yok. Tamam öz kütlesini sorarsa 3D bölü 2 falan bulabilirsiniz ama bana ne lazım? MGH olduğunu baştan uyardım. 2M bu sıvıydı. M de bu sıvıysa artık toplam kütle burada 3M olarak geldi mi arkadaşlar? Ve buranın da tabanı olan yüksekliği H'sa ikinci durumdaki enerjimiz 3MG'nin yerden yüksekliği de H'tır. Bitti. O zaman ben bunu oranları sorarsam ne yapacaktır? 5 bölü 6 diye buluyoruz gençler. Şimdi tamam kinetik enerjiyi, potansiyel enerjiyi tek tek tanıdık. Şimdi eğlence bunların bir bütünlüğünde arkadaşlar mekanik enerji. Şimdi mekanik enerji bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır dikkat ederseniz. Ve en önemli ifadeye geliyoruz. Bakın eğer bir sistemde dışarıdan bir kuvvet etkisi yoksa bu tür sistemlerde ve cisimlerde mekanik enerji korunur. Ne gibi? Sürtünme varsa maalesef korunmayacak. Ya da sen cismin üzerinde kuvvet uygularsan ne yaparsın? Cisme örnek veriyorum. Hızlandırabilirsin. Yani dış kuvvet etkisinde olmayan cisimlerde toplam enerji korunur. Buna da enerjinin korunumu kanunu denir. Ve mekanik nedir? Potansiyel artı kinetiktir. Eğer dış kuvvet yoksa toplam enerjiniz değişmeyecektir gençler. Hadi bakalım. Şimdi bakın buradaki soruları özellikle ilk çözeceğim sorular bildiğiniz atış soruları. Bakın siz bunları atışlarla bulabilirsiniz. Fakat atışlarla enerjiyi karşılaştırdığınızda bence enerji konusu atışları döver arkadaşlar. Neden? Çünkü enerjilerin formüllerinde hiçbirine dikkat ederseniz zaman yok arkadaşlar. Ama atış formülleri hep zamana bağlıdır. İşte zamanla muhatap olamadınız ya da olmak istemediğiniz anlar olabilir. Veya bulamadığınız anlar olabilir. Şimdi sen mesela H'ı burada bulursun. 3 saniyede düştüğünü bunun. Yere de 30'da vuracağını atışlardan bulabilirdin. Ama biz şimdi enerji yazacağız. Ve bir enerji sorusunda bugün amacımız bu. Sürtünmeler önemsenmiyorsa yani dışarıdan bir müdahale yoksa enerjinin ilk değeriyle enerjinin son değeri eşit olmak zorunda. İşte ben örnek veriyorum. Bu konuma A konumu. Buraya da B dersem o zaman A noktasındaki enerji ile B noktasındaki enerji eşittir. Ve kendinize 3 soru sormaya alışkanlık haline getirin. 1. Hızı var mı diye sorun bir cismin. Eğer var diyorsanız kinetik enerjisini yazın. 2. Yükseklik var mı diye sorun arkadaşlar. O zaman bu ne demektir? Potansiyel enerjidir. Ve 3. Eğer bir yay varsa da yay sıkıştı ya da uzadı mı? O zaman bu da bir potansiyel enerji çeşidi. Şimdi bu soruya başlarsak A'dan serbest bırakılıyor. Yani hızı yok. O zaman bu adamın hemen başlıyor. Hızı var mı? Yok. Yüksekliği var mı? Var. O zaman A'ya bir potansiyel enerji yazıyorum. MGH. Peki yay sıkıştım. Yay falan yok zaten sonra. Hadi bu da yok. Eşittir. Şimdi B'ye geldik. Onu da kırmızıyla göstereyim. B'ye gelecek biraz sonra V hızıyla vuracak değil mi? Hızı var mı? Var. O zaman bu adama bir tane 1 bölü 2 mv kare yazacağız. Yüksekliği var mı? Yok. Yay var mı? Yok. O zaman bitti. Bakın M'leri vermesek de olurmuş. G 10, H yüksekliği 45, 1 bölü 2 v kare ise, bakın v kare kaç yaptı gençler? 900 yaptı. O zaman v sayısının cevabı da 30 metre bölü saniye olacaktır. Tabi bu arada diyebilirim ki atışlardan bu soruyu bak, bir atış sorusu daha. Ne demiş? Yerden h yüksekliğinden 10 hızla, bak sürtünmelere bakıyorsunuz. Bak en önemli bakacağım ya. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda. İyi, ben bu konuma A dersem. Son bulunduğu konumda B. Bak aradaki bölgeler, ay burada hocam C var, bana ne? A'daki enerji ile B'deki enerjiler eşittir. Bak neydi? Sorular hız, 2 yükseklik, 3 yay. Hadi bu soruda yay yok zaten. Şimdi A'dan başlıyorum. A'da hızı var mı? Var. O zaman bir 1 bölü 2 m v a kare yazalım. Artı yüksekliği var mı? Varmış bak orada. mgh eşittir. Peki B'ye geldiğinde bu adam ne yapacak? Yere vuracak. Bir 1 bölü 2 m v b kare ile vuracak. Ama yüksekliği yok. Bitti. Başka da bir şey yoksa o zaman bak hemen temizliğe başlıyorum. M'ler gitti. 1 bölü 2 çarpı A'daki hız neymiş? 10'un karesi artı G 10 çarpı H. B'de ise 30 varmış. Yani 30'un karesi. Ne yapar? 100 bölü 2'den 50 artı 10 H. Burası 900 bölü 2'den 450 yaptı. 10 tane H ne yaptı? 400 yapıyorsa H yüksekliğimizin cevabı 40 metredir. Ve burada enerjinin size sunduğu kısımlardan bir tanesi şu. Cismin hızını sordu. Hangi yöne atıldığını hiç bakmadık bile arkadaşlar. Ay yukarı attık, aşağı attık, hiç bakmıyorsunuz. Hadi bakalım. Yerden bak gene en çok neye dikkat ediyorum? Buraya bak. Sürtünmelerin önemsenmediği. İyi. Çok güzel. O zaman ben buraya K konumu demişim. Buraya da L konumu. İyi. K ve L'deki enerjiler birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi neydi kurallar? 1. Hızı sor. 2. Yüksekliği sor. 3. Yay varsa yayı sor. Yay yok, hadi. 1. K'da başlıyorum. Sürati var mı? Var. O zaman bir tane 1 bölü 2 m v k kare yazıyorum. Artı yüksekliği var mı? Var. mgh eşittir. L'ye gelecek, biraz sonra bir vl hızıyla vuracak. O zaman ne oldu? Bir 1 bölü 2 m vl karesi var. Yüksekliği yok. Bak m'ler gene gitti. Bitir işi. 1 bölü 2. K'daki hız ne? 5. 5'in karesi. Artı g 10. Yükseklik 7.2 eşittir. 1 bölü 2 vl kare. Şimdi bu 2'yi karşıya atalım çarpı 2 olarak. Bak burası gider 25. Şurası ne yapıyordu? 72. 2 ile de çarptığıma göre artı 144 eşittir vl karedir. Vl kare ne yaptık dikkat ederseniz? 169. Dolayısıyla vl'nin cevabı da 13 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi hadi bakalım, bu sefer yay var. Bakın önce gene dikkat etmeye çalışıyorum. Yatay sürtünmesiz bir sistemde değil mi? 10 hızla geliyormuş cisim. Yaya çarpıyor ve yayı maksimum 20. Bak maksimum kelimesi, ben buraya A konum diyelim. Geliyor yaya vuruyor. Yayı sıkıştırıyor. Şuraya kadar getirdiğimizi hayal edelim. Şöyle bir öndeki tamponu şöyle sıkıştırdık bu yaya değil mi? Şuraya arkadaşlar. Buraya da B konum diyelim. Şimdi maksimum sıkıştırmak ne demek? Son hızı 0 olana kadar sıkıştırır bu M kütleli cismin. Hızı 0 olana kadar sıkıştırdı yayı. Ne kadar? X kadar denge durumuna. Bak hemen başlıyorum. Sürtünme yoksa A ve B'deki toplam enerjiler eşit olacak tabii. EA, EB diye yazalım. Şimdi birinci soru. Hız 2, yükseklik 3, yaydı. Şimdi A konumunda ne var? Hızı var. Yazıyorum. 1 bölü 2 m v kare. Başka bir şey var mı? Yok, yükseklik. Eşittir. Peki B'de ne oluyor? Hız kalmıyor. Yükseklik yok. O zaman sadece yay sıkıştı. Yay enerjisi de neydi? 1 bölü 2 kx kare. Olay bitti bak. 1 bölü 2'ler öldü. Kaç kilosun? 2 çarpı 10'un karesi. K yay sabitini soruyor zaten. Sıkışma 20 santim. Bak santimlerle işimiz yok arkadaşlar. 0.2 metre. Ne yapacağız o zaman? 0.2'nin karesini alacağız. 200 eşittir k çarpı 0.04 ise k işte ne yaptı gençler? 200 bölü 0.04. 1, 2, 2, 0 attık. 20.000 bölü 4'ten de K yay sabitini 5.000 Newton bölü metre olarak hesaplıyoruz. Bak gittikçe sorulara yeni şeyler ekliyoruz. Bak hemen önce neye dikkat ediyorum? Sürtünmesiz ortamda. Oh ne güzel. Geliyormuş. Yayı maksimum X sıkıştırıyor. Bak maksimum sıkıştırmayı yine ısrarla dikkat edin bu kelimelere. Geldi yay sıkıştı. Buraya B konum diyelim isterseniz. Ve ne oldu? M kütleli cisimde hız kalmadı. Ne kadar sıkıştırdım bu arada yayı da? X. Ben ne biliyorum? Eğer sürtünmeler yoksa A ve B'deki enerjiler eşit olacak. A'da neyin var? Başla. Yüksekliğin var mı? Var. MGH. Peki A'da hızım var mı? Var. O zaman bir de 1/2 m kare yazıyorum. Arada başka bir şey yok. Bitti. Sonra geliyor B konumunda. Yükseklik yok. Hız yok. Ama yayda var. O zaman 1/2 K X kare dedik. Mutlu bir hayat sürdürdük. Hadi bakalım. Kaç kilosun? 2. G 10. Yükseklik 5. 1/2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi. 1/2 K yay sabiti 1600 çarpı X kare. Şurası kaç yaptı? 100. Şurada da bir 100 geldiğine göre burası ne oldu gençler? 200. Burayı da böldük. 800 X kare olduğuna göre X kare dediğiniz şey 200/800. Yani 1/4 oldu dikkat ederseniz X kare. X ise 1/2 metre diye bakın bulduk. Ama santim demiş. Yani metrenin yarısı o zaman kaç yapacaktır? 50 santimetre diye buluyoruz. Hadi bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği, bak yine ısrar ediyorum. Bugün zaten bu işin temeli. Gelecek dersimizde de kısmetse sürtünmeleri yapacağız. Böylece mutlu bir hayat sürdüreceğiz inşallah. Ne yapıyor? Yayı maksimum X sıkıştırıyor. Geliyor buradan. Geldi. Burası sıkıştırdı yayı. Değil mi şuraya? Geldik. Ve M kütleli cisimde hız kalmıyor. Bu durumda da ne kadar sıkıştı? X kadar yay. Ben buraya da B desem. O zaman ne diyeceğiz? A ve B'deki enerjiler eşit. Hadi başla. A'da neyin var? Yüksekliğin yok ama hızın var. O zaman 1/2 mv kare eşittir. Peki B'de o yüksekliğin var o zaman. Bak burada mgh artı yayda sıkıştığına göre 1/2 kx kare kinetik yok. Bakın aynı formüllerle farklı şekillerde tanıştırmaya çalışıyorum size. Hadi bakalım 1/2 kaç kilo? 4. Hızın neydi? 20'nin karesi. M 4. G 10. Yükseklik 5. Artı 1/2 yay sabiti 300 X kare. Şurada bir 2 kaldı. 2 kere 400'den burası 800. Burada ne kaldı? 200 artı 150 X kare. 600 oldu. Karşıya atıyorum 200'ü. 150 X kare oldu. Dolayısıyla X karenin cevabı 600/150'den 4. Tabii X kare. O zaman X'in cevabı yalnızca 2 metre olacaktı. Önemli bir soru tipi. Bak ÖSYM'nin çok sevdiği bir tip yani. Sınavda da görme ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda bak gene en önemli yere bakıyoruz. O zaman enerji korunumunu sağlamamız gerekiyor gençler. 1 metre yüksekten bırakılan cisim yapışıyormuş tablaya ve yayı 20 santimetre. Bak o zaman yeni durumumuz bizim ne oldu? Tabla şöyle bir 20 santimetre aşağıya geldi. Buradaki yay da tabii sıkıştı. Ne kadar indi aşağıya? X. X'in biz cevabını biliyoruz. 20 santimetre ve cisim de buna yapıştığı için şurada değil mi artık arkadaşlar? Bak şimdi buraya ben A konumu desem. Buraya da B desem. O zaman cisim A'dan B'ye gelirken. Şimdi burada biraz dönüşüm yazacağım. Dikkat et. Ne kadar aşağı düştü cisim? MG'lik cisim potansiyelini kaybetti. Bak burada da duruyorsun. Burada da duruyorsun. Ne farkı var? Sadece potansiyeli azaldı. Ne kadar? MG olan cisim dikkat edin. H artı X kadar indi. Buna karşılık da nereye gitti bu enerjide? 1/2 K X kareye. Zaten K'yı soruyor. Hadi bitirilmiş. 3 çarpı 10. Ne kadar düştün? 1 buradan. Bunu da metreye çevirin. 0,2 metre olunca 1,2 metre düştün. 1/2 K 0,2'nin karesi. 36. 1/2 K 004 ne oldu? K çarpı 002 eşittir 36 ise K dediğiniz şey 36/002'dir. 3600/2'den de o da ne yapar? 1800 Newton bölü metre olacaktır gençler. Bak üniversite sınavında benzeri gelmiş bir soru. Tablodan H kadar yüksekten bırakılan cisim yaya çarpıp yapışıyor. H/3 kadar sıkıştırıyormuş bak şimdi. Ne oldu o zaman? Cisim geldi, yaya çarptı, sıkıştırdı. Değil mi? Ne kadar? X. X'in anlamı ne kadarmış? H/3'müş. K'yı M'ler ve G. Şimdi bak ne oluyordu? Sürtünmeler yine önemsenmediğine göre A konumundan B'ye geldi değil mi cisim? Orada da durgun, burada da durgun. Neyi kaybettiğin? Yüksekliği. O zaman kaybettiğin yükseklik potansiyeli yaydaki esneklik potansiyeline dönüşecek. Hadi bakalım. Ne kadar düştü? Mg H artı X düştü. Bunun karşılığında da yayda 1/2 K X kare. Bak efendisi bu. Şimdi yerine yazalım bakalım. Mg H X ne kadar gençler? H bölü 3. 1 bölü 2K H bölü 3'ün karesini alacağız. Toparla şurasının bir paydası 3'ledik. Ne oldu? Bakın MG 4H bölü 3 eşittir 1 bölü 2K. Bunun da karesini alıyorum. H kare bölü 9. Şimdi biraz temizlik yapalım isterseniz. 3'te 9 gidince burada 3 kaldı mı? Ne oldu o zaman? Şöyle MG 4H 2 ile de 3'ü toparlıyorum. 1 bölü 6K H kare oldu. Bak birer tane H'ı da atarsam o zaman K'yı çek. 24 tane MG bölü H olarak buluyoruz. Zaten E olarak da buluyoruz. Evet, enerji korunumu ile ilgili çalışmamızı böylece sonlandırdık gençler. Bu konuda kendini daha da çok geliştirmek isteyen arkadaşlarım, hatta kitaptaki sorulardan bazılarını kullandığımı fark edecektir kitabı olan arkadaşlarım. Bu şekilde adım adım sizleri inşallah sınavlara kadar böyle iyi yetiştirerek uğurlamak istediğimiz bir kitaptı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın gençler.